Şimdiye kadar tanık olduğunuz en müthiş tribün şovunu gözünüzde canlandırın. Sonra da hepsini unutun. Çünkü şimdiye dek böylesini görmediniz. Bir şekilde sürekli değişen renklere bürünen tribün görüntülerine aşina olabilirsiniz. Ancak bu izlediğiniz görüntülerdeki şekiller renkli kartonlarla yapılmıyor. İnsanların üzerlerindeki kıyafetlerle yapılıyor. Bu şovun adı bile var. İnsan LCD. Yakından bakalım. Tribündeki her taraftarın üzerinde önü arkası farklı renklerde ceketler var. İçlerinde de yine farklı renkte bir kıyafet daha. Bir yandan belirlenen koreografi dahilinde üzerlerindeki ceketlerin önünü açıp kapatıyorlar ya da arkalarını dönüyorlar. Bu sırada yine önceden belirlenen hareketlerle bir anlamda dans ediyorlar. Figürü oluşturan her bir taraftar yapması gereken tüm hareketleri ve sırasını çok iyi biliyor. Durup düşünecek zaman boşlukları olmadığından bazen bir iki kişi hareketini şaşırabiliyor. Ancak yine de genel bütünlük bozulmuyor. Böylesi bir şov hazırlayabilmek için çok keskin bir disiplin gerekiyor. Disiplin konusunda pek çok toplumu geride bırakabilen Çin, Kore ve Japonya'da lise öğrencilerinin okul maçlarından profesyonel liglerdeki futbol maçlarına kadar pek çok sportif aktivitede bu tribün şovları sergileniyor. Biraz çalışırsak belki bir gün biz de kendi tribünlerimizde böyle bir şovun parçası olabilir miyiz? Ne dersiniz? LCD taraftarlar. İnanılmaz bir şey. Başka ya. Da kimse yapamaz. Yapamaz. Evet. İnanılmaz bir şey. Hadi bakayım bizim taraftarlar. Çıta yükseğe koyduk biz. Bunu sen getirerek. Böyle üç boyut falan diyoruz üç ama. Üç boyut falan diyoruz. Bu muazzam bir şey. Bu kadar disiplin beklememek lazım bence. Haksızlık, yazık taraftara. Bu şovlar yapılırken sahada oynayan futbolcuları da yok öyle çekip... Şey, yok öyle. O sırada oynanmıyor bence. Maçtan öncedir yani. Çünkü maç sırasında bunları yaparken... Maç sırasında maç yapsın. Kaçar. Yani oyuncunun ayağı birbirine... Dört. Hani düşünsene penaltı atacaksın. Şimdi 10, 9, 8 sayıyorlar. Birdenbire ne yapacağını şaşırırsın. Dönersin bir süre izlersin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hop gibi fut fut falan. Çok güzel. Ben bayıldım. Birkaç defa izledim. Kesinlikle çok güzel ama
Bilmiyorum yani süper taraftardan beklememek lazım. Evet. Bir hafta çalışıyorlardır herhalde maç öncesi. Pazar maç var, pazartesinden itibaren çalışıyorlar. Daha fazla çalışıyorlardır herhalde. Ama çok güzel şeyler yapıyorlar. Daha fazla çalışıyorlardır. Şey de çok güzel. Ya biraz da hani böyle daha basit hareketlerle büyük jestlerin yapıldığı koreografiler de güzel. Hmm. Hani geçen haftalarda göstermiştik kanser hastası Bibi'ye toplanan zarf. İşte açacağı açılıyordu da bir zarfın içinden para çek çıkıyordu. O tarz görseller de güzel. Burada inanılmaz bir emek var. Orada da çok derin bir anlam var.